Merhaba arkadaşlar. Bugün bana çok sık sorulan öğrencilerim tarafından ya da dışarıdan çok fazla sorulan bir soruyu cevaplamak istiyorum. Kolon ve sıva ilişkisi Revit'te nasıl yapılabilir? Hemen bunu ben en azından kendi yaptığım yöntemle göstermek istiyorum. Kullanıp kullanmamak size kalmış. Kolonlarımı daha önceden koymuştum. Şimdi bir iç sıvam ve bir dış sıvam olduğunu düşünüyorum. Bir de 20 santimlik bir duvarım var. Şimdi ben duvarımın ön ve arka yüzeyine sıvalarımı ekleyebilirim katman olarak. Ama ben ayrı ayrı çalışmayı daha çok tercih ediyorum. Biraz daha kolay geliyor. Sıvalarımı ayrı oluşturacağım. Ayrı bir duvar katmanında. Duvardan bağımsız olarak oluşturacağım ve duvarın etrafından ve içinden geçerek kolon ve duvardaki sıva problemimi çözmeye çalışacağım. Architecture başlığına geldim. Wall duvarı seçtim. Duvarımın yüksekliği, katlarımın arası 400 santim olduğu için 400 santimde bırakıyorum. Duvarımı çizerken Core Location Line kısmından Core Face Exterior'ı tıkladım. 15 santimlik bir duvar mevcut şu an Properties menüsünde. Bunun Edit Type'ına giriyorum. Duplicate yapıyorum. 20 santimlik bir duvarım olsun. 20 santim duvar diye isim verdim. Önce duvarlarımı oluşturuyorum. Duvarımın Construction başlığında, Structure bölümünde, editinde duvarıma malzeme ekleyebilirim ama eklemeyeceğim. Sadece ölçüsünü değiştirip onayladım. Tekrar duplicate yapıyorum. Bir iç sıva, bir de dış sıva oluşturacağım. İkinci ve bir duvar daha oluşturuyorum. Onaylıyorum. Structure başlığından editine girdim. İç sıvamı 2,5 santim yaptım. Hatta iç sıvama da bir malzeme ekleyeceğim. Renk farklılığı oluşsun diye. Ben daha önceden malzemeler oluşturmuştum dış sıva ve iç sıva olarak. Ama yeniden oluşturalım. Burada farklı bir eleman alalım. Mesela ne alalım? Şu ahşap alalım hadi. Buradaki herhangi bir malzemeyi aldım. Bakın duplicate yaptım. Buna iç sıva 2,5 santim diye isim verebilirsiniz. Buradaki ahşabı istemiyorsanız Enter'ladım ismini değiştirdikten sonra sağ tarafta Material Browser menüsünde Appearance başlığını tıklayarak hemen sağ üstte Replace This Asset yazan kısmı tıklayarak kütüphaneye gidebilirsiniz. Burada Search kısmına hemen ben bir wall yazıyorum. Duvar boyası seçeceğim. Wall Paint mat boyalardan şu sarı olan boyayı seçtim, buraya yerleştirdim, onayladım. İç sıva 2,5 santim. Bunu da onaylıyorum. Duplicate yapıyorum. Bu sefer dış sıva için bir katman oluşturdum. Bunu da onayladım. Hatta editine gidip ölçüsünü 3 santim yapıp aynı malzemeyi kullanacağım. Sağ tıklıyorum, duplicate diyorum. Dış sıva 3 santim diye isim verdim. Structure başlığında da kalabilir. İsterseniz bunu finish 1, finish 2 yapabilirsiniz. Mesela bunu ben dış sıvayı finish 1 yapayım. İç sıvamı da editine girip finish 2 yapayım. Finish 1, finish 2. Evet, duvarlarımı onaylıyorum. Duvar komutunda 20 santimlik duvarımı oluşturdum. 20 santimlik duvarımı seçtim. Ve kolonlarımın arasından duvarlarıma çiziyorum. Kolonların üzerinden de geçebilirim. Bakın şöyle geldim. Bakın buraya kadar geldim farz edin. Ne yaptı? Otomatik değil mi? Bir joinleme işlemi yaptı. Ama duvarım buraya kadar uzamış görünüyor. Bakın duvarı seçtim. Join elementi. Modify sekmesinde aktif. Duvarım kolonum. Joinleniyor. Duvar kolon dediğinizde otomatik bir joinleme olayı oluşturabilirsiniz. Şöyle fine'ı seçtiğimde detay göster. Duvarlarımı yerleştirdim. Dış sıvamı duvarlarımın etrafından, kolon ve duvarlarımın etrafından, iç sıvamı da içinden geçireceğim. Architecture başlığını tıklıyorum. Wall seçeneğinden
İç sıvamı seçeceğim. İç sıvayı yerleştirelim. Önce onayladım. İç sıvayı oluştururken işte duvar yüksekliğini 400, yine face exterior ya da interior kullanabilirsiniz. Join status yazan kısımda dissolve başlığının tıklı olmasına dikkat ediyorum özellikle. Ve duvarlarıma şuradan başlayayım. Şu şekilde bakın. Oluştururken bakın ayrı oluşturdu. Özellikle böyle oluşturmasını istiyorum. Çünkü yoksa duvarım kolonumun içine şu şekilde giriyor. Sonra onları düzelteceğim. Evet, devam ediyorum. Şu şekilde. Evet. Kolonlarımı ve duvarlarımın etrafından geçtim. Şurada kısa kaldı. Kolonlarımı hemen uzatıyorum. Diğer tarafta da kolonlarımı diyorum, pardon, duvarlarımı uzattım. Bir de burada var. El aynayabilirsiniz de ben şimdi uzatmayı tercih ettim. Evet. Ve içteki duvarlarımı seçiyorum. Join komutunu tıklayarak katmanları şu şekilde hemen joinleyerek kolon arasındaki problemlerimi, bakın, katman sorununu halletmiş oluyorum. Çizimsel olarak da düzgün bir çizim elde ediyorum. Evet. Görebiliyor muyuz? Görüyoruz tabii ki. Hemen şuradaki duvarımı da uzattım. Biraz, evet. Bunu da tekrar joinleyebilirim. İç sıvayı hallettim. Dış sıva daha kolay. Architecture wall başlığını tıklıyorsunuz. Dış sıvayı tıklıyorum bu sefer. Dış sıvam da yukarıdaydı. Kolonlarımın etrafından şu şekilde. Bu sefer dissolve tıklamayabilirsiniz. Bakın burada dissolve yerine Elove yaparsanız işleminiz en azından daha rahat olacak. Space tuşuna basıyorum. Duvarlarımın ve kolonlarımın etrafından sıvalarıma geçtim. Sorun olan kısımları şöyle çözdüm. Joinlenmem ise hemen ne yapıyorum? Sıvamı seçiyorum. Join elementi, dış sıva, iç sıva. İki duvarları tıkladım. Şimdi bu şekilde hallettim problemimi. Gayet iyi oldu. Şöyle bir problemle karşılaşacağım birazdan. Ben buraya bir kapı koymak istersem, bakın duvarlarım olduğu için ne yaptı? İlk katman kapı olarak görünüyor. Üç boyuta gidip bakarsak kapı, hatta realistik görüntüye bir alalım. Görebiliyor muyuz? İçeriden görünmüyor. Çünkü sadece dış katmanı deldi. Kapımın içerideki duvarları da delebilmesi için bu duvarlarımı joinleyeceğim. 3 boyutta da joinleyebilirsiniz. 2 boyutta da. 2 boyutta bir göstermek istiyorum. Yani level 1'e tekrar girdim. Join elemanını seçtim. Dış sıvam, içerideki ortadaki duvarım ve hemen içerideki iç sıvam ve tekrar ortadaki duvarımı tıklayıp joinlediğinde, yani bu duvarları birbiriyle joinlediğinizde siz kapı ya da pencere eklediğinizde direkt duvarlarınızın arasında da boşluk açmış olacaksınız. Bu şekilde sıva problemlerinizi hallediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.